Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Acaba gelir mi, gelmez mi derken Ramazan-ı Şerif geldi, bizi de şereflendirdi. Şimdi de sanki avuçlarımızdan kayıp gidiyor. Tutamıyoruz zamanı. Tutamıyoruz dünyanın gelip gidişini. Ama tutabileceğimiz bir orucumuz var. O da hem bizi tutuyor hem de zamanı. Bakileştiriyor bizim için. Her ibadet kulun kendi nefsi içindir. Sadece oruç Rabbi içindir. Buhari hadisi bu aktaracağım. Aziz ve celil olan Allah, İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir. Mükafatını da ben vereceğim buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver veya çatarsa ben oruçluyum desin. Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Ne güzel bir hadis değil mi? Rabbim orucun sevabıyla ona kavuştuğumuzda hiçbir günahımızdan dolayı bizi azarlamayarak tertemiz bir surette bizi rahmetiyle sarsın. Bizi cennetine oruçluların gireceği reyyan kapısından kabul etsin. Dünyada günahlara karşı tuttuğumuz orucun iftarını cennetinde yaptırsın inşallah. Ömrümüz Ramazan, bayramımız Cennetül Firdevs olsun. Dün hicretin son durağını anlatmış, Kuba'ya varıştan bahsetmiş. Müşrikler ve münafıklar iki cihan güneşini Kuba'da da rahat bırakmadılar ve kaldıkları evi taşa tutmaya başladılar. Bir haset duyuyorlardı ona karşı çünkü çok fazla bir sevgi seli vardı. Bunun üzerine Peygamberimiz 4 gün kaldığı Kuba'dan ayrılıp Medine'nin merkezine hareket etti. Önce 5 dakikalık mesafeyi kalabalığın sevgi gösterisinden dolayı 5 saatte gidebildiği için cuma vakti girince cumayı kıldırdı. Sonra tekrar harekete geçti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada verdiği hutbelerle sahabeye orada çok önemli mesajlar verip sonra yoluna devam etti. Devesinin yularını herkes kendi evine çekmek istiyordu. Hayır dedi, bırakınız. O fil vakasındaki büyük fil Mahmut gibi memurdur. Allah tarafından yönlendiriliyor. Peygamberimizin bahtlı devesi Kusva adımlarını Neccaroğulları mahallesine doğru atıyordu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babası Abdullah'ın kabrinin olduğu yere. Aslında dedesi Abdülmuttalib'in annesi Selma o mahalledendi. Neccaroğulları mahallesindendi. Yani Neccaroğulları ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akrabaydı. Neccaroğullarının küçük kızları Efendimizin etrafını sarıp dilleri döndüğü kadar ona onu sevdiklerini söylediler. Peygamberimiz de onlara 3 kere beni seviyor musunuz? Ben de vallahi sizi seviyorum dedi. Nasıl sevmezlerdi ki? O güzeller güzeliydi. Gelmiş geçmiş en güzel insan. Hem sözüyle, hem yüzüyle, her şeyle mest edici. Bakın kalplerinize, hala onun aşkı taptaze değil mi? 14 asır geçmiş, hala milyarlarca insanın gönlünde taht kuruyor. Hatta burada yerin akışını yine durduralım. Size Abdullah İbni Selam üzerinden bir şeyler anlatayım. Medine'deki 5 Yahudi aliminden biriydi Abdullah İbni Selam. Kendisi şöyle anlatıyor. Babam bana Tevrat'ı öğretirken oradaki bir ayete işaret etti. Bu ayet şöyleydi. Muhammed Allah'ın peygamberidir. O Mekke'de doğacak ve Tayba'ya yani Medine'ye hicret edecektir. Saltanatı Şam'a kadar ulaşacaktır. Ümmeti çok şükreden kimselerdir. Tevrat'taki bu ayet yıllar boyu aklımdan çıkmamıştı. Hicret tamamlandığı gün Resulullah Medine'ye ulaştı. Açtığında bir ağacın üstünde hurma topluyordum. Birden bütün insanlar Resulullah geldi diye bağırmaya başladı. O sırada vücudumu bir titreme kapladı. Ne yaparsam yapayım bu titreme bir türlü dinmiyordu. En sonunda yüksek sesle Allahu Ekber dedim. Yaşlı halam ağacın altındaydı. Getirdiğim tekbiri duyduğunda Allah senin ellerini hep boş çıkarsın. Vallahi bize yani Yahudilere gönderilen Hazreti Musa gelseydi bundan fazla sevinmezdin diye söylendi. Halacığım biraz önce gelen kişi bize gelen kişinin kardeşi sayılır. Çünkü o da Allah'ın Resulüdür. Hazreti Musa ne için gönderilmişse o da aynı şeyler için gelmiştir dedi. Halam bunun üzerine yoksa şimdi gelen kişi bize haber verilen son peygamber midir dedi. Evet dediğim zaman peki öyleyse diyerek ses çıkarmadı. Hemen Allah Resulü'nün yanına koştum. O sırada Medine halkına seslenip ey insanlar selam vermeyi yayın, yemek yedirin, yakınlarınıza ilgi gösterin, herkes uykudayken namaz kılın ki selametle cennete girin diye insanlara nasihat veriyordu. Yüzünü gördüğüm anda Müslüman oldum. Anladım ki o yüzde hiç yalan bulunmaz. Abdullah İbni Selam'dan hemen sonra ailesiyle halası da Müslüman oldu. Peki peygamberimizin yüzü nasıldı ki o yüzü gören anında aşka tutuluyordu? Biraz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü, halini, bazı yönlerini tarif edelim. Kaç bölümdür sabırsızlıkla bu konuyu anlatmak istiyordum. Hazır fırsat
doğmuşken ben anlatayım. Siz de aşka düşün her hayal edişinizde tekrar tekrar. Nasıl anlatsam seni ya Resulallah? Hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden. Sen aşıkların sinesinden kopan ahsın. Sen karanlık gecelerimize sabahsın. Sen kainat bahçesindeki miskü ambersin. Sen mest eden name, sen gül kokulu peygambersin. Sen aleme nursun, sen kalbe huzursun. Doğduğun günden beri sana tutulmuştu güneş. Sen ışıl ışıl parlarken sana kıyaslanan güneş karanlık kalırdı senin nurundan. Ay senden alır ışığını, sana meftundur mehtap. Bir işaretinle ikiye yarılan ay, senin sevdanla paramparça olmuştu tıpkı yüreklerimiz gibi. Hala paramparçayız, sen gittin gideli. Seni seviyor, seni özlüyor, sana yanıyoruz, sen gittin gideli. Şair ne yanık söylemiş. O dem ki fani dünyadan Muhammed Mustafa gitti, sevindi ahiret ama bu alemden Safa gitti. İnsanların en güzel yüzlüsü, insanların en güzel sözlüsüydü o. Onun sevdasına düşen bilir ondan daha yakıcı bir ateşin sineleri yakmadığını. Kavrulur yürekler onun adı geçince, gözler dolar Muhammed denilince. Nice alim onun adını andıkça dudaklarını yalardı bal tadar gibi. Nice sevdalı gece yarısı seni anınca karanlık bir köşede usul usul gözyaşı döker. Sermayem yok sevginden başka derdi. Ona aşık olsa da nefsine ve günahlara mağlup düşmüş kalplere yine müjdeyi o vermişti. Kıyamete bir hazırlığım yok ama Allah ve Resulünü çok seviyorum diyen bedeviye gülümsemişti. O dağları eriten tebessümüyle. Kişi sevdiğiyle beraberdir demişti. Kapatın gözlerinizi. Onun sesini kulaklarınızda duyar gibi olacaksınız. İnci gibiydi dişleri. Daima tebessüm ederdi. Ömür boyu kahkaha atmamıştı edebinden. Sadece tebessümle gülerdi. Ama nur yayılırdı sıra sıra dizilmiş dişlerinden. Kimi sahabe sadece onun dişlerinin güzelliğiyle büyülenmiş. Yanakları düzdü. Allıklar vardı sanki manevi bir makyaj yapılmış gibi. Yüzüne bakılmaya doyulamıyordu. Ashab-ı kiram edebinden ona bakamıyorlardı ama baktıklarında da gözlerini ayırmak, yanından gitmek istemiyorlardı. Sabah kalktıklarında ilk onu görmek, gece yatmadan son bir kez daha görmek için hep onun izindelerdi. Hele kokusu... En çok kokusunu özlüyorlardı onun yokluğunda. Öyle güzel bir kokuydu ki benzeri yoktu. O bir yerden geçtiğinde etrafa o kadar güzel bir raiha yayılıyordu ki dakikalar sonra bile buradan Resulullah geçmiş diyorlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başını okşadığı çocukların başından günlerce onun gül kokusu çıkmazdı. Bir keresinde Ümmü Süleym onun uykusunda boncuk boncuk terlediğini görünce o terleri bir şişeye doldurmaya çalıştı. Peygamberimiz uyanınca ne yaptığını sordu. O da mübarek teniniz öyle güzel kokuyor ki hangi kokuya katsam onu güzelleştiriyor. Lütfen izin verin demişti de Efendimiz alnından damlayan terleri almasına müsaade etmişti. Bir keresinde Ebu Hureyre'nin kızla evleneceği sıra çeyizinde hiçbir şey yoktu. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatılınca o da alnındaki teri bir bardağa sıyırıp geline göndermişti. Alsın bunu koku olarak sürünsün demişti. Gelin bunu yaptığında hem kendisi hem evi öylesine güzel kokmuştu ki Medine halkı o eve güzel kokulu ev manasına gelen Beytül Mutayyibin demişti. Şimdi kapayın gözlerinizi onun kokusunu duymaya çalışın. Hazreti Ayşe bir gün evinde yün eğirirken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alnından damlayan ter damlalarına baka kalmıştı. Işıl ışıl parlıyor, nur saçıyorlar. Adeta cennetten bir manzaraya bakar gibi büyülendi. Her bir damla düştüğünde misk gibi kokuyor, cennet gülleri gibi emsalsiz kokuyordu. O güllerin efendisiydi. Ne kendisine ne kıyafetlerine sinek konmazdı. Teni pembe beyazdı. Pembesi gül pembeydi. Beyazlığı açık buğday teniydi. İki kürek kemiği arasında mübarek peygamberlik mührü vardı. Saçları siyahtı. Kaşları hilal gibiydi. Kaşlarının arasında tüy bulunmadığı için bembeyaz görünürdü. Ne kısa boylu ne uzun boylu, orta boyluydu. Belki biraz da uzuna yakındı. Fakat öylesine heybetliydi ki kimin yanına gelse ondan uzun görünürdü. Bu da ona ait bir mucizeydi. Ne zayıftı ne şişmandı. Göğsü ve karnı aynı hizadaydı, düzdü. Boynu uzundu, beyazlığı gümüşü andırırdı. Kızdığı zaman alnının ortasında bir damar belirirdi. Alnı açık ve genişti. Burnu düz ve mükemmel bir şekildeydi. Burnunda bir nur beliriyordu. Gözleri siyahtı, iriydi. Daima sürmüştü.
sürmeli görünürdü. Doğuştan böyle yaratılmıştı. Gözlerinin siyahı çok siyah, beyazı çok beyazdı. Bir de gözlerinde alamet olarak kırmızılık vardı. Kirpikleri hem sık hem uzundu. Tarifsiz bir güzellik katıyordu simasına. Sakalı gürdü. Simasına çok hoş bir güzellik katıyordu. Elleri dolgundu. Dünyanın en yumuşak elleriydi. Fakat insanların en kuvvetlisiydi. Saçlarını bazen ortadan ikiye ayırır, uzatır. Uzunluğu ensesinden omuzlarına kadar ulaşırdı. Bazen kısaltır, bazen de umre ve hac vakti kazıtırdı. Saçları ne düz ne kıvırcıktı. Dalgalıydı. Ağzı çok güzel bir büyüklükteydi. Dudaklarının kıvrımı da endamının en güzel estetiğini oluşturan çizgilere sahipti. Konuşurken tane tane yavaş yavaş konuşur, iyice anlaşılmasını, ezberlenmesini istediği sözlerini, hadislerini bazen 3 kere, bazen 7 kere tekrarlardı. Binlerce sahabe o hadisleri dinler, ezberlemeye çalışırdı. Kimisi de o baldan tatlı sözleri yazardı. Konuşurken sağ elinin avucuna sol elinin baş parmağını vurarak bu şekilde konuşurdu. Sesi kadife gibi güzeldi. Kur'an'ın üslubuna benzemeyen kendine has bir hitabeti vardı. Kalbe işler ve çok veciz konuşurdu. Pek konuşkan değildi. Gerekmedikçe konuşmazdı. Konuştuğu vakitte kelimeleri iktisatlı kullanır, israfı kelam etmez, az sözle çok şey anlatırdı. Birinin kusurunu asla ona söylemez, bazı insanlar neden böyle yapıyorlar diye topluma bir nasihat olarak söyler, o kişiler de incinmeden hatalarını anlardı. Etrafındakileri kaba konuşmadan daima men eder, uyarır, Allah güzel ahlakı sever diyerek güzel konuşmayı öğütlerdi. Bir keresinde bazı Yahudiler Esselamu Aleyküm demek yerine ölüm sizin üzerinize olsun manasına gelen Essamu Aleyke demişlerdi. Hazreti Ayşe bunu fark etti. Ey Allah'ın düşmanları, ölüm ve Allah'ın azabı ve laneti sizin üzerinize olsun diye öfkeyle cevap verince Efendimiz uyardı. Ağır ol ey Ayşe, Allah her durumda yumuşak huylu olmayı sever. Benim onlara cevap verdiğimi duymadın mı? Benim için dilediğiniz sizin üzerinize olsun dedim. Onların sözlerini onlara aynen iade ettim. Onların benim hakkımdaki duaları kabul olmaz fakat benim onlar hakkındaki duam kabul olunur buyurdu. Daima güzel ahlakı öğütlerdi. Allah'ın ihsanıyla önünü gördüğü gibi arkasını da görürdü. Biriyle karşılaştığında ilk selamı hep Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam verirdi. Birisiyle yürürken aralarına bir direk veya bir ağaç girdiğinde tekrar kavuştuklarında selam verirdi tebessümle. Biriyle muhatap olduğunda sadece başıyla dönmez, tüm vücuduyla döner, tüm alakasını ona yöneltirdi. Her sahabe en çok kendisini sevdiğini düşünür, herkesle o derece alakadardı. Çocuklara mutlaka selam verir, onlarla ilgilenirdi. Onlara asla kızmaz, asla azarlamazdı. Onun yanında ona yıllarca hizmet eden Enes bin Malik, Efendimizin hiçbir zaman bir işi yapmadığı için kendisini azarlamadığını, niye yapmadın diye sitem dahi etmediğini aktarır. Her işten sonra Enes bin Malik'e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hediye verirdi. Hatta bir gün verecek bir hediye bulamamış, yerdeki bir çubuğu ona verip al Enes'cik senin hediyen bu demişti. Çocukları nasıl mutlu edeceğini çok iyi bilirdi. Bir keresinde mescidin önünde çok ses yapan çocukları bir sahabe kızarak uyarmıştı. Çocuklar hemen korkup dağılmış kaçışmışlardı. Sahabe mescide girince yine ortaya döküldüler, yine gürültü yapmaya başladılar. Yine bir başka sahabe onları uyarmak için çıkınca kaçıştılar. O sahabe de girince yine gürültüye devam ettiler. Fakat bu sefer mescitten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıktı. Çocuklar tam kaçacaklarken durun dedi. Ne oynuyordunuz? Bana da öğretin, beraber oynayalım. Su atma oyunu oynuyorduk dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlarla bu oyunu oynadı. Üstü başı ıslandı. Sonra onları omzuna eline alarak mescide getirdi. Herkesin gönlünü alıyor. Herkesin en sevdiği oğlu veriyordu. Ümmü Süleym annemizin eşi Ebu Talha'dan bir oğlu olmuştu. Yani Enes bin Malik'in üvey kardeşi. Ümeyr ismindeki bu çocuğun Nugayr isminde bir kuşu vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu her gördüğünde onu soruyor. Çocuk bundan mest oluyordu. Bir gün kuşu Nugayr öldü. Efendimiz o pek çok orduları cihada göndermiş komutan, o devlet işleriyle ümmetle yoğun olan peygamber Umeyr'e taziyeye gitmiş, onun yüreğini hafifletmişti. İşte böyle ince ruhlu bir peygamberdi. İnce düşünürdü. Bir kılıç uzatacağı zaman sivri tarafıyla değil kabzasıyla uzatırdı mesela. Biriyle el sıkıştığında karşı taraf bırakmadan o bırakmazdı. Hem inceydi hem zarifti. Eşi Hazreti Ayşe su içtiği zaman su içtiği bardağı aldı. Neresinden içtiğini sordu. Hazreti Ayşe gösterince zannetti ki oradan içmemek için sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun içtiği yerden içmiş, sevgisini göstermişti. Hem ince, hem zarif, hem güzel bakışlıydı. Bir gün bir köpek leşi gördüklerinde etrafındaki herkes iğrenirken o fakat dişlerine bakın, dişleri ne kadar da güzel demişti. Her şeyde güzeli görmeyi ders vermişti. Onun ahlakı sorulduğunda Hazreti Ayşe onun ahlakı Kur'an ahlakıydı dedi.
Kur'an neye kızarsa ona kızar, neyden razı olursa ondan razı olurdu. Asla ayakta ve sol eliyle yemek yemez veya bir şey içmezdi. Solaklara dahi müsaade etmez, sağ elleriyle yedirtirdi. Yemeğe daima besmele ile başlardı. Yerde bir serginin üstünde yer, tek dizini ya da iki dizin üzerine oturur, bir yere yaslanmaz, bu oturuş kul oturuşudur derdi. Onun her hareketi Allah'ın en sevdiği haldi. Onun yürüyüşü Allah'ın en sevdiği yürüyüştü. Uyuyuşu, yemek yemesi aynen bu şekilde. O öyle bir rehberdi ki kendi hareketlerini ona benzetene Allah sevap hazinesini açacağını söyledi. Üstadın dediği gibi sünnet seniye ittibağı, ona uymayı kendine adet edinen, adatını yani adetlerini ibadete çevirir. Bütün ömrünü semeredar, meyvedar ve sevaplar yapabilir. Genellikle beyaz renk giyinirdi. İkinci olarak da yeşil rengi tercih ederdi. Bütün ömrü boyunca aynı anda iki kıyafeti olmamıştı. Fakat buna rağmen çok güzel giyinir, güzel giyinmeyi tavsiye ederdi. Güzel giyinmek gurur değildir derdi. Esas gurur insanlara tepeden bakmak, kendini onlardan üstün görmekti. Ama alemlere rahmet peygamber kendini insanlardan bir insan olarak görüyordu. Bir gün İran'dan iki elçi gelmiş, dünyayı sarsan Medine şehir devletinin liderini görmek istemişlerdi. Daha önce anlatmıştım. Tüm şehri aradılar fakat ne bir saray, ne bir konut, ne bir taht, ne de liderlik alameti olan birini bulamadılar. En sonunda etrafındakilere tepsiyle su dağıtan bir hizmetçi gördüler. Ona yaklaşıp bu kavmin efendisi kimdir diye sordular. Sordukları kişi onlara tebessüm etti. Kavmin efendisi kavme hizmet edendir buyurdu. Hizmet eden kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başkası değildi. Öylesine mütevazi bir insandı işte Efendimiz. El ete köptürmeyi sevmezdi. Her hareketinde bir mana, bir nur vardı. Zira sünnet seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Yürürken acelesi varmış gibi hızlı hızlı yürürdü. Yürürken önüne bakar, çevresini süzmezdi. Adımlarını atarken ayaklarını yere yumuşak basar, tozlu yoldan yürüse toz kaldırmazdı. Ayakkabılarını giymeden önce ters çevirir, çırpar, önce sağ ayağını giyer, sonra sol ayağını giyerdi. Çıkarırken de önce sol ayağını çıkarır, sonra sağ ayağını çıkarırdı. Karşısında oturan köle bile olsa ayağını ona doğru uzatmazdı. Yattığında sağ tarafına yatar, sağ elini başının altına koyardı. Karnı üstüne yatanları ikaz eder, bu yatış Allah'ın hiç sevmediği bir yatıştır derdi. Ev işlerine şikayet etmeksizin eşine yardım ederdi. Bir erkeğin karısına hizmet etmesi Allah'ın gazabını ortadan kaldırır. Allah o kişinin derecesini yükseltir. Bu hurilerin mehridir derdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliği ve şirinliği eşsizdi. İnsanların en güzeliydi. Hazreti Yusuf'a bütün insanlığa verilen güzelliğin yarısı verilmişti. O meclise girdiğinde oradaki kadınlar meyve doğradıkları bıçakla yanlışlıkla ona bakmaktan ellerini kesmişlerdi. Ve yine de hiçbiri gözlerini alamamıştı. Hazreti Ayşe der ki, o kadınlar benim efendimi görseydi ellerini kestikleri bıçakları kalplerine saplarlardı. Peygamberimiz böylesine güzeldi. Hazreti Cabir anlatacaktı bir gün. Başka rivayetler de var bununla ilgili. Karanlık bir gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana doğru gelmekteydi. Bir Efendimiz'e baktığım bir dolunaya, vallahi Efendimiz'in yüzü dolunaydan daha nurlu, daha parlak, daha güzeldi. Benzer rivayeti Hazreti Enes'ten de duyuyoruz. Bir şeye hayır dediği duyulmamıştı. Kendisinden bir şey istendiğinde onu yapacaksa olur derdi. Aksi halde susardı. Sustuğunda kendine has bir vakar hali vardı ondan yansıyan. Eşlerini, çocuklarını asla ihmal etmez ama devlet malından bir hurma dahi olsa onlara vermezdi. Kendi ailesi bulunduğu şehrin maddeten en fakiriydi. Eline ne geçse başkalarına verirdi. Ama manen en zengin, en mutluları onlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları mutlu eder, iltifat eder, bazen latifeler yapardı. Kapıyı çalmadan açmazdı. Eve girdiğinde boş olduğunu bilse de selam verirdi. Geceleri bir şey söylemesi gerektiğinde uyuyanı uyandırmayacak bir sesle söylerdi. Kimsenin sözünü asla kesmezdi. Haddi aşan olursa orayı terk ederdi. Birisi ona bir şey söylediğinde mesele ne olursa olsun can kulağıyla dinlerdi. Kimseyi kınamaz, kusur araştırmazdı. Aksine kusur örtmeye çalışırdı. Yediği zaman çok az yerdi. Daima başkalarını düşünür, daima önce onlar yesin derdi. O sürekli ümmetini düşünür, bizler için ağlardı. Onun en büyük özelliği bizlere karşı kendi öz annemizin taşımadığı merhameti taşımasıdır. Biz de en çok bu özelliğini seviyoruz o nurlu nebinin. Yani en çok bizi sevişini seviyoruz. Doğduğunda ümmetim dedi. Taif'te taşlandığında ümmetim dedi. Miraç'ta ümmetim dedi. Mahşer'de ümmetim diyecek. Ya Resulallah, o günde bizi de ümmetinden sayar mısın? Bizler senin kapının dilencileriyiz. Ne olur kovma kapından.
Ya Resulallah, seni özlüyoruz. Sen gittin gideli paramparça yüreklerimiz. Bir kerecik olsa hasretinle yananların rüyasına girer misin? Sen hak peygambersin. Salat ve selamın en güzeli senin üzerine olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet dostlar, onun yolu aşkın yolu. O aşk yolunun rehberi. Gerçekten onu anlatmaya da doyum olmuyor, onu düşünmeye de. Kim bilir nasıl güzeldi onunla konuşmak. İnşallah nasip olur. Biz siyerin akışına gelin geri dönelim. Peygamberimizin devesi Kasva, Neccaroğulları mahallesine gelince önce bir arsanın önünde çöktü. Sonra kalktı, biraz daha ileri gitti, yeniden geriye döndü ve tekrar aynı arsaya çöktü. Peygamberimiz bunun üzerine onun üstünden inip inşallah yerimiz burası dedi. Bu sözlerin anlamı çok derindi çünkü burası o şefkatli peygamberin hem evi hem de kabri olacaktı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devesinin çöktüğü yerin mescidin yapılacağı yer olduğunu ve o mescide en yakın evin de konaklayacağı ev olduğunu dile getirdi. Sözü biter bitmez Ebu Eyyub el-Ensari Allah Resulü'nün eşyalarını aldı ve Zeyd bin Harise ile beraber taşımaya başladılar. Bunun üzerine Neccaroğulları üzülmüştü. Allah Resulü mutlaka onlarda kalmalıydı. Akrabalarıydı. Bu yüzden çok direnerek ya Resulallah Ebu Eyyub yani Halid bin Zeyd ile bizim aramızda kura çekelim. Kurayı kazanan kişi sizi evinde misafir etsin dediler. Peygamberimiz Allah'ın verdiği hükümden haberdardı. Onları kırmayıp kuraya izin verdiğinde gülen kişi yine Hazreti Eyüp oldu. Bu mübarek sahabe hayatının en büyük sevincini yaşıyordu. Allah Resulü ilk geceyi Neccaroğullarında geçirerek akrabalarının gönlünü aldı. Çünkü o ülkeler değil, gönüller fetheden bir peygamberdi. Kasvanın çöktüğü yer Seyl ve Süheyl isimli iki yetim çocuğun arsasıydı. Esad bin Zürare'nin akrabalarıydılar. Efendimizin yanına yaşlı gözlerle gelip bundan çok memnun olduklarını ve arsalarını İslam'a hibe etmek istediklerini söylediler ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etmedi. Bir şeye talip olunca bedelini mutlaka verirdi. Hem de o yetimler babasıydı. Külsüm bin Hilm arsasına mescit yapılmasını kendisi söylediği için onun infakını kabul etmişti. Gençler bedelin 50 dinar olduğunu söylediklerinde de Hazreti Ebubekir hemen ortaya atılmış ve bedeli ödemiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için ümmetimin imanı terazinin bir kefesine, Ebubekir'inki diğer kefesine konulsa Ebubekir'in imanı ağır basar buyurmuştur. Hazreti Ebubekir işte bakın görüyorsunuz akıllı tüccardı. Akıllı tüccar malını nereye yatıracağını bilir. Bugün Medine'de, Mescid-i Nebevi'de kıldığımız her namaz asırlardır olduğu gibi onun amel defterine yazılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Eyyub el-Ensari'nin ikinci akabe biatında bir tanışmışlıkları vardı zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun iki katlı evinde istirahate çekilmişti. Ebu Eyyub el-Ensari hürmet gereği onun eşyalarını yukarı kata taşımıştı. Ama Efendimiz gelen gidenin çok fazla olduğunu ileri sürerek rahatsızlık vermemek için aşağı katta kalmak istediğini söyledi. Ebu Eyyub el-Ensari için bu çok zor bir şeydi. Hatta bir gün üst kattalarken bir su testisi devrilmişti. Su alt kata akacak diye panik oldular, perişan oldular. Hazreti Eyüp ve eşi sonraki günler içinde biz Allah Resulü'nün kaldığı odadan daha yüksek bir odada nasıl kalırız diyerek yatağa girmeden sabahlamaya başladılar. Peygamberimiz bu durumu hissedince üst kata çıktı ve 7 ay boyunca kendisi yukarıda, Ebu Eyyub el-Ensari aşağıda kaldı. Evlerinde bir yemek piştiğinde önce Allah'ın peygamberine götürürlerdi. Onun tabağın neresinden yediğine kadar incelerler, o aşk ile orasından kalanını yerler tebrik yaparlardı. Bir gün baktılar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yemekten hiç yememiş. Nedenini sordular. Soğan ve sarımsak var olduğu için dedi. Peki biz de yemeyelim mi diye sordular. Hayır, siz yiyebilirsiniz. Size helal kılındı. Fakat ben halkla görüşen biriyim dedi. Tebliğde temsiliyet ne kadar önemli. Söylediğiniz ne kadar güzel bir hakikat de olsa, ağızdan çıkan mesele ne kadar önemli de olsa, o hakikatlerin çıktığı ağız kokuyorsa insan ağızdan çıkan söze müşteri olmuyor. Fıtratın kanunu bu. Lemalarda geçen şu tespit geldi aklıma. Sosyal hayatta bir çığır açan Allah'ın koyduğu fıtrat kanununa uymazsa hayırlı işler de ve terakki de muvaffak olamaz. Tüm hareketleri şer ve tahrip hesabına geçer diyor Üstad. Evet, tebliğde, temsiliyete çok önem verirdi Allah'ın nebisi. Daima diş bakımını yapar. Hatta vefatından önce yaptığı son sünnettir dişinin misvaklaması. Güzel koku kullanırdı. Saçını tarardı. Kıyafeti daima tertemizdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Eyyub Halid bin Zeyd'in evinde misafir olduğunda düşünsenize nasıl heyecanlılardı kim bilir. Nasıl bir nur çağlıyordu o evden. Düşünsenize
düşünsenize, Allah'ın peygamberi sizin evinizde misafir olacak. Düşünün bunu lütfen. Gözlerinizi kapatın ve evinizin salonunda yatıya kalmaya misafir olarak geldiğini düşünün. Ne kadar heyecanlanırdınız değil mi? Her şeyinize dikkat ederdiniz. Kim bilir hangi cihazları evinizden söker atar, hangi yayınları, magazin dergilerini, artık neleri neleri, ne faturaları, ne bordroları çöpe atardınız. Hatta çöpü de uzaklara bırakırdınız belki de. Ya dostlar, halimiz bu. Sevdiğimizi iddia ediyoruz ama o iddianın neresindeyiz? Evimize misafir olsun istiyoruz. Bulunduğumuz şehir içinde binlercesi varken neden senin evini seçsin, sana misafir olsun Allah'ın nebisi? Hazır mısın bir defa onu misafir etmeye? Onu görmeyi çok istiyoruz değil mi? Mis gibi kokusunu içimize çekerek ona sarılmayı istiyoruz. Acaba hazır mıyız onun karşısına çıkmaya? Aşığınız, ey Resul diyoruz. Layık olabiliyor muyuz o sevdaya? Evet dostlar, biz layık olmaya çalışalım. Güzeller güzeli, gül yüzlü nebi bizim evimize misafir olur zaten. Sünnetiyle, sevdasıyla, iklimiyle, ilkbahar gibi eser hanelerimize dirilten Meltemiyle. Ebu Eyyub el-Ensari çok şanslıydı. Evinde onu misafir etti. Kaç kişiye nasip oldu ki bu? Düşünün, evinde ona yatak döşek sermiş. Hazreti Ayşe anamız anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o eve ilk geldiğinde serir var mı diye sordu. Mekkelilerin yatmak için ilk aradıkları şey bir somyaydı. Yani ayaklı bir yatak. Ebu Eyyub yoktur vallahi dedi. Onlar kullanmıyordu o tarz şeyler. Bunun üzerine Esad bin Zürare direkleri sac ağacından yapılmış, üzeri keten liflerle örülmüş, hasırla kaplı bir somya gönderdi. İslam'ın yayılmasına kendi evi döşek olmuştu. Şimdi de malı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a döşek oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatına kadar o döşeğin üzerinde uyudu. Vefatında onun üzerinde yıkandı. Cenazesi kılınırken mübarek naaşı onun üzerine bırakıldı. Şimdi ahiret pazarı kurulsa, Esad bin Zürare'ye desek tüm amellerimizi sana verelim, sen de bu amelini bize ver. Sanmıyorum ki versin. Kim verir? Allah'ım ne güzel bir amel. Daha güzeli varsa bize nasip et. Senin dinine destek olalım ya Rabbi. Daha sonra o döşek nice sahabenin de cenazelerini taşımış, bir sedye gibi kullanılmış. Resulullah'ın hatırası var diye pek çok sahabeyi böyle son yolculuğuna götürmek için aracı olmuş. En son Emeviler döneminde 4000 dirheme satılmış. Tüm servet verilse yine satın alınmaz onun manevi değeri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'nin yerini tayin ettikten sonra inşaatı başlamıştı. Ama arsadaki müşriklerin kabirleri, ağaç kökleri vesaire işlerin temizlenmesi ve düzenlenmesi zaman aldığı için mescidin yapımı biraz uzun sürmüştür. O 7 ay müddetinde Ebu Eyyub, Halid bin Zeyd, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı misafir etme şerefine kavuşmuştu. Kader planında insan merak edebiliyor. Neden ona nasip oldu diye. Birincisi, en başlarda anlattığım, tekrar hatırlayalım, 700 sene önceden gönderilen sırlı mektup. Yemen kralı Ebu Kerb, Yesrib'i yıkmak için ordusuyla gelmişti. Beni Kurayza'dan iki Yahudi genç engel olmuş, burası gelmesi beklenen son peygamberin hicret yurdu olacak demiş ve ondan bahsetmişti de Tubba Meliki, o peygamber sevdalanmıştı, aşkına düşmüştü. Her şeyi bırakıp Medine'ye yerleşmişti. Belki ona hizmetkar olurum diye. Ama ona yetişemeyeceğini anlayınca peygamberimize hitaben yazdığı bir mektubu bırakıp vefat etti. Ona ulaştırılmasını vasiyet etmişti. Nihayet nesilden nesile en son 700 sene sonra Ebu Eyyub el-Ensari onun torunu olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o mektubu ulaştırınca Nebiler serveri ona 3 defa selam etmişti. Selam olsun Ebu Kerbe, selam olsun Tubba Melikine, selam olsun Esadül Himyeri'ye demişti. O hatıra belki de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı oraya çekmişti. Halid bin Zeyd'in hanımı Ümmü Eyyub anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne yemek götürdüm. Ebu Bekir'le birlikte oturuyordu. 30 kişi çağırdı, bizimle birlikte yesinler dedi. Evde yemek yapmak için malzeme yoktu. Gelenlere mahcup olmaktan korkuyordum. Bu yüzden de işi ağırdan aldım. Bir kez daha söyleyince bu sefer mecbur kaldım, gidip çağırdım. Yaptığım yemek sadece 2 kişi içindi. Gelen kişiler o yemeğin başına oturdular ama sadece çok az eksildi yemek. Bu mucize karşısında hepsi Allah Resulüne biat ettiler. 60 kişi daha çağır buyurdu Allah Resulü. Bu seferki korkum daha büyük olsa da emrine itaat edip çağırdım. Yine aynı kabın başına oturdular ve daha önce gelen insanlar gibi tıka basa doyup kalkmalarına rağmen yemeğin çok az kısmını yiyebildiler. Bu gelen kişiler de henüz evden ayrılmadan Müslüman oldular, biat ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sefer de 90 kişi çağırdı buyurdu. Vallahi bu sefer yetmez diye endişe ettim. Buna rağmen 90 kişi çağırdım. Gelenler bol bol yiyerek doydular ama o yemek eksilmedi. Hepsi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettiler. 2 kişilik yemekten 180 kişi yedi. Gelenlerin tamamı Medineli insanlardı. Bakın, sadece bu 2 kişilik yemeğin 180 kişi yetmesiyle bir sürü insan Müslüman olmuştu. Ebu Eyyub el-Ensari'nin Allah Resulüne karşı büyük bir sevgisi vardı. Onu ülkemiz topraklarına getiren
gelen şey o sevginin büyük bir işaretidir. Sahabenin sevgisine eğer ben gerçekten Allah Resulü'nü seviyorsam onun gönül verdiği davayı dünyanın dört bir tarafına götürmeliyim felsefesi vardı. Bunun için Medine'den çıkıp dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Ebu Eyyub el-Ensari buralara geldiğinde Hicri 48. yıldaydı, 90 yaşındaydı İstanbul taraflarına gittiğinde yani. 2 sene sonra bir seferde şehit olarak vefat etti. Onun yolu, aşkın yolu diyoruz ya, madem seven sevdiğinin yolunda olur, sevme iddiasında aşkın yolunda olmakla, o yolda bedel ödemekle, o yolda yorulmakla, o yolda mücadele etmekle olur bu iş. Sahabe de sevdikleri Habibullah'ın yolundaydılar. Veda hutbesinde 120 bin sahabe var ama 10 binin mezarı Medine'de. Gerisi nerede? Tüm dünyaya yayılmışlar. Aşkın yolunu arşın arşın yürümüşler. O aşkın yolunda oldukları için Ebu Eyyub el-Ensari 92 yaşında atının üstünde kendini halatla bağlatıp son nefesine kadar İstanbul surları önündedir. Vefat edeceği anda bile surların içine götürülmeyi ve orada defnedilmeyi istedi. Ölümüyle bile hizmet etme aşkındaydı. Ebu Eyyub el-Ensari Allah Resulü'nden bu bilinci çok iyi bir biçimde almış ve her zaman da bunu yapmıştı. İstanbul için geldiğinde surlar içerisinde koşturup durmuş ve ilahi kelimetullahı ötelere taşıma adına gayret göstermişti. Sahabe-i kiramdan birisi ona ne yapıyorsun? Surların önünde koşup duruyorsun. Kur'an'dan kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayetini bilmiyor musun diye onu hatırlattı. Ebu Eyyub el-Ensari bir anda celallendi ve ona bu ayetin aslında manasının ne olmadığını, o ayetin Ensar hakkında, kendileri hakkında indiğini söyledi. Ensardan bazıları Medine biraz daha böyle farklı bir hale gelince cihat için yeterince koşturduklarını düşünmeye başlamışlardı. Biraz yaşlanınca, geçmişte de İslam için çok hizmetler ve fedakarlıklar yapmış olunca bundan sonra biraz da başkaları uğraşsın diyerek kendi işlerine yönelmeye, bağ bahçe işlerine yönelmeye karar verdiler. Söz konusu ayette bunun üzerine nazil oldu. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bugünün insanına çok büyük bir mesaj değil mi bu? Bizim gibi çınaraltı gençlerini gören çok kişilerden duymuşumdur. Gençliğimizde biz de hizmet ederdik. Ya sonra bir bakmışsın bağ bahçe işleri, dünya sevgisi almış başını gitmiş. Ne İslam'a hizmet kalmış, ne destek olmak kalmış. Ayet ne diyor? Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ayet adeta bağırıyor bize. Feryat figan bağırıyor hala. Hani ilk inen ayetlerden biri olan Müddessir suresinin ilk ayetleri gibi. Hatırlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira'sını bulmuştu. Ve Allah onunla konuşmuştu. Birinci mesaj şu. Eğer sen de Hira'nı bulursan Allah seninle de konuşur. Yani bu sana vahiy gelir anlamında değil elbette. Ama senin gönlüne akar o inmiş vahiy. Yüreğine damlar eğer Hira'nı bulursan. Buldun diyelim ki. Çınaraltı senin Hira'n oldu. Allah ayetleriyle seninle konuştu. Hidayeti Kur'an ve sünnetle sana akıttı. Sonra ne olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Allah konuştuğunda ilk olarak ne dedi? Oku. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice'ye koştu. Tir tir titriyordu. Zemmiluni, zemmiluni dedi. Üstümü örtünüz, üstümü örtünüz. Hatice'si üstünü örttü. Günler geçti. Daha sonra bir gün yine Cebrail Aleyhisselam gördü. Yine eve koştu. Üstünü örttü. Cebrail Aleyhisselam vahyi iletti. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir. Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar. Bu söz sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ilgilendiren bir şey olsaydı onunla Cebrail arasında kalırdı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerinden tüm ümmete sana bana ders var bunun içinde. Ey gaflet örtüsüne bürünen Müslüman kalk ve uyar. TV karşısından kalk ve uyar. Netflix karşısından, internetin, video oyunlarının karşısından kalk ve uyar. İnsanları uyar ki bir ahiret var, bir hesap var, ebedi bir kaybetme tehlikesi var. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayeti de aynı şeyi söylüyor. Peki şimdi ben ne biliyorum ki kalkıp uyaracağım diyen kişi bir önceki aşamaya baksın. Ne demişti ayet? Oku. Demek ki neymiş? Kalkıp uyarmak için lazım olan şey okumakmış. Peki ne okuyacağımı veya nasıl okuyacağımı, nasıl anlayacağım diyen varsa bir önceki aşamaya giderek cevabı bulabilir. Yani Hira'nı bulman lazım. Hira'nı bulmayla başlar her şey. Sonra oku emrine uyarsın o Hira'nda. Sonra kalkma ve uyarma aşamasına geçmen lazım ve elzemdir. Bu mesajı bize 92 yaşında hala İstanbul önlerinde kalkıp uyarma derdinde olan Ebu Eyyub el-Ensari veriyor ama lafla değil yaşantısıyla. Demek ki İslam'a hizmetin emekliliği yok. Ruhban sınıfı da yoktur. Bu manada din görevlisi yoktur İslam'da. Herkes sorumludur tebliğde. Ebu Eyyub el-Ensari asıl cihatı, infakı, mücadeleyi terk edenin kendi eliyle kendisini tehlikeye atmış olacağını işaret etti.
burada bize de Kur'an'ın nasıl okunacağını öğretmektedir. Yanlış okuyan mealinden kendince yanlış anlam çıkarır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ensar'la Muhacir'in birbirine kardeş olmasını istemişti. Ebu Eyyub el Ensari'nin kardeşi Musab bin Ümeyr'di. Yıllar sonra İfk hadisesi yaşandığında Ümmü Eyyub eşine bu konuda ne düşündüğünü sordu. Acaba deyince Ebu Eyyub onu susturdu. Eğer sen Safvan'ın yerinde olsaydın bunu yapar mıydın diye sordu. Eşi hayır deyince o zaman hiç düşünme, Safvan benden daha hayırlıdır dedi. Peki sen Ayşe'nin yerinde olsaydın sen bunu yapar mıydın diye sorunca eşi yine hayır dedi. Ebu Eyyub o zaman hiç düşünme, Ayşe de senden daha hayırlıdır diyerek tavrını ortaya koymuştur. Demek ki bir fitne sana ulaştığında hemen hüsnü zan besleyeceksin ve böyle önünü kapatacaksın fitnelerin. Ebu Eyyub el Ensari Allah Resulü'nden duyduğu bir müminin ayıbını dünyada örtenin Allah da ahirette ayıbını örter hadisini teyit etmek için Medine'den Mısır'a gitmiş bir insandır. Mısır'ın valisi Ukbe bin Amir'di. Akşam namazı vaktiydi. Namaza geç kalınca Ukbe, insanların onun üzerine Resulullah'ın da namazı geç kıldığını anlayabileceklerini ileri sürerek Ebu Eyyub el Ensari ona çok kızmıştı. Ukbe devlet işleri yüzünden geç kaldığını izah edince ona namazdan daha önemli bir iş yoktur. Sen bunu bugün yapmazsan Allah Resulü'nün bize emanet ettiği o emanete uygun davranmamış olursun demiştir. Rabbim ondan razı olsun. Bıraktığı nurlu emanete sahip çıkmayı nasip eylesin. Siyer serüveninde Medine'ye vardıktan hemen sonrasını biraz daha sindirerek anlatmayı hedefliyordum. Elhamdülillah öyle de oluyor. Fakat ne kadar da anlatsak saatler günler yetmez. Biz yine hakkını verememiş oluruz. Ben Medine aşamasına kadar gelip burada sahabe-i kirama biraz kameraları çevirmek istiyordum. Onlardan daha sık bahsetmek istiyorum çünkü. Kronolojik sıradan gerekirse son bölümde bahsederim. Genel bir toparlama yaparız. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun.